Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Erhan Hoca'nız. Dairenin çevresi ve alanı yani birinci ünitenin son konusu arkadaşlar. Bununla birlikte birinci üniteyi bitirmiş olacağız. Şimdi dairenin alanı yani ne yaptık? Çemberin çevresinden bahsettik. Açısından bahsettik. Şimdi dairenin alanı yani çemberin içinin dolu olduğu haline daire diyoruz. Onun için içerideki bölgenin alanını bulmaya çalışacağız. Dairenin alanı nasıl bulunur Arkadaşlar pi r kare ile bulunur. Pi r kare formülümüzde bulunur. Çevresi nasıl bulunur? 2 pi r. Çevresi dediğimiz şey buradaki yayın uzunluğudur. Bu yayın uzunluğu 2 pi r şeklinde bulunacak. Tabi bize bu kadar basit soracaklar mı? Hayır. Sormazlar. Nasıl soracaklar? Bize belli parçalarını soracaklar arkadaşlar. Biz onun için buradaki e, dilimin alanını da bulmamız gerekecek. Yani buradaki e, dairenin alanı neydi? Pi r kareydi. Ne kadarlık dairenin? tamamı 360 derece olan dairenin alanı pi r kareydi. Biz burada alfalık kısmın nedir diye bakarsak buradan şunu görürüz arkadaşlar. X değerimiz pi r kare çarpı alfa bölü 360 şeklinde olacağını görmüş oluyoruz. Yani 360'ta alfası. Mesela burası 60 derece ise 6'da birini bulmuş oluyoruz. O şekilde bulmuş olacağız arkadaşlar dairenin alanını. Çevresinin uzunluğunu 2 pi r olarak biliyorduk. Aynı mantıkla şuraya 2 pi r yaparsanız aynı mantıkla 2 pi r çarpı alfa bölü 360 olarak da buradaki yayın uzunluğunu bulabilirsiniz. Şimdi yay uzunluğuyla yarı çap arasında nasıl bir bağlantı vardır? Şöyle bir bağlantı vardır. Bu yayı arkadaşlar üçgenmiş gibi düşünebilirsiniz. Üçgenin yüksekliği R kadar, tabanı X kadar, yayın uzunluğu X kadar. O zaman üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Yükseklik çarpı taban bölü 2'den bulunuyordu. O zaman arkadaşlar R çarpı X bölü de buradaki dilimin alanını verecektir. Yani gerekli gördüğümüz zamanlarda sadece bu yayın uzunluğu verildiğinde de biz bunu rahatlıkla bulabiliriz. Daire kes kesmesi ya da daire parçasının alanını bulmak istediğimizde. Şimdi bir önceki özellikle neyi gördük? Bu dilimin alanını bulmayı gördük. Bu dilimin alanından daha önceden gördüğümüz üçgenin alanını çıkartırsak bize şuradaki kısmın alanı kalacak. Yani daire diliminin alanını biz bu şekilde biliyoruz. Pi R kare çarpı alfa bölü 360. Bundan şuradaki alan. Buradaki alan tabii ki e, burada R kare çarpı eee sinüs alfa bölü 2 yapmış. Yani 1 bölü 2 çarpı R çarpı R çarpı sinüs alfa yapılmış. Ama siz diyorsanız buradaki açı 90 derece ise R çarpı R bölü 2 de yapabilirsiniz. Ya da 60 derece ise R kare kök 3 bölü 4 şeklinde eşkenar üçgenin alanı şeklinde de yapabilirsiniz. Yani üçgenine göre değişir aslında. Biz sadece genel olarak buradaki mantığı e, sinüsten verdik ama e, dediğim gibi dik üçgen olabilir eşkenar üçgen olabilir farklı üçgenler olabilir dik indirip yapabilirsiniz onlar o şekilde karşımıza gelecektir. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar daire halkasının alanı. Daire halkasının alanında mantık şudur. Yani burada aslında daire D alandaki mantık tamamen şu arkadaşlar. Bilinenden bilineni çıkartırsınız bilinmeyen kısmı bulursunuz. E ben neyi biliyorum? Büyük dairenin alanını bulmayı biliyor muyum? Evet. Küçük dairenin alanını bulmayı biliyor muyum? Biliyorum. O zaman ben büyük daireden küçük daireyi çıkartırsam halkanın alanı kalacak. E burada da dikkat edin şuradaki parçaya x dersek r kare artı x kare eşittir büyük r kareye büyük dairenin alanından, büyük pi r kareden küçük pi r kareyi çıkartırsam ben halkanın alanı buluyor muydum? Evet. O zaman bunu diğer tarafa atarsam x kare eşittir r kare eksi küçük r kare olacak. Her tarafa pi eklersem şu gelecek bakın. Pi eklediğim zaman şu gelmiş oluyor. Buradaki değer gelmiş oluyor. O zaman x kare çarpı pi de bize alanı verecek. Yani ab bölü 2'nin karesi bize arkadaşlar alanı vermiş oluyor. Yani daire halkasının alanını biz bu şekilde de bulabiliyoruz. Örneklerimizle devam edelim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, burası 6 birim buradaki uzunluk 6 birim. Daire taralı alan kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle merkez belirlemeniz gerekiyor. Merkez zaten belli verilmiş. O noktasıyla D'yi birleştirirsek buradaki uzunluğun 6 olduğunu buradaki uzunluğun da 6 olduğunu görüyoruz. O zaman burada bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgende 60 derece olarak yazdık buraya. E, 60 derecelik dilimin alanını bulmak isterseniz... 6'nın karesi çarpı pi çarpı 60 bölü 360. Bu dairenin 60'da biri yani 360'da 60'ı 6'da biri demektir. Bundan eşkenar üçgenin alanını çıkartacağım. Eşkenar üçgenin alanı 6'nın karesi kök 3 bölü 4'tü. O zaman bu değer bize alan değerini verecek. Şimdi buradan hemen şöyle yapıyorum. Bunlar 6 gitti. Buradaki 6 ile bir 6'yı da götürürsem 6 pi kadar kaldı. Eksi. 36 köküç bölü 4'ten 9 köküç gelmiş oldu. O zaman arkadaşlar buradaki alan değerimiz şu alan değerimiz 6 pi eksi 9 3 olarak bulunmuş olacak. Aynı mantığı burada devam ettirelim. Ne yaptık? Önce merkez belirledik. Merkez belirlediğimizde şurası bunun merkezi. Burası bunun merkezinden giden şey. Yani yarıçapları. 12, 12 olarak geldi. 12, 12, 12 kök 2. Nedir bu? Dik üçgen. 90, 45, 45 üçgeni. O zaman çeyrek dairenin alanını bulacağız. Çeyrek daire yani 90 derece olduğu için çeyrek daire. Yani 12'nin karesi çarpı pi çarpı 90 bölü 360. 90 bölü 360'da da hemen sadeleştirmemizi yaparsak çeyrek. Çeyrek daire dememin sebebi o. Eksi üçgenin alanı. Buradaki üçgene bakarsanız bu üçgen dik üçgendir. 12 çarpı 12 bölü 2. Yani az önce söylediğim sinüs alan formülünü hiç kullanmamıza gerek kalmadı. Çünkü biliyoruz biz bunları. Buradan ne geldi? 144 bölü 4. 144, 72, 36. 36 pi eksi 144 bölü 2'den 72 olarak gelmiş oluyor. Yani buradaki taralı kısmın alanı arkadaşlar 36 pi eksi 72 olarak bulunmuş oluyor. Taral alanlar toplamı kaç birim karedir diye soruyor. Bu bir kare arkadaşlar. Karenin bir kenarını 10 birim olarak vermiş. Şimdi burada da tabii ki önemli şey görmemiz lazım. Ya Burada parça parça bunların alanını bulmak gerçekten zor olacak. Yani nasıl yapacağız? O zaman B ile D'yi bir birleştirelim. B ile D'yi birleştirirsek K noktasından geçti. Aynı şekilde A ile C'yi birleştirirseniz yine buradan geçmiş oluyor. Şurası karenin köşegenlerinin kesim noktası. Bildiğiniz üzere karede köşegen uzunlukları birbirine eşit. E, birbirine eşitse bunun arkasında kalan yaylar da birbirine eşittir. Yani ben buradaki alana A dersem buradaki alan A olacak. Aynı şekilde buradaki alan A ise buradaki alan A olacak. Burası da B oldu. E, bizden istenen yer arkadaşlar dikkat ederseniz, dikkat ettiyseniz Dikdörtgenin ya da karenin dörtte biri, karenin alanının dörtte birini istiyor. O zaman onun karesi 100, toplam alan 100. Bunun dörtte bir istendiğine göre bizden istenen taralı alanlar toplam arkadaşlar 25 olarak gelecektir. Hiç daireyle falan hiçbir şey uğraşmamıza gerek kalmadı. Evet, dairede yine bir diğer soru, taralı alanlar oranı nedir diye soruyor. Taralı alanların oranını bulmaya çalışacağız. Şimdi burada yine dikkat edin sevgili arkadaşlar. Üçgenden hatırlayacağımız önemli bir özellik vardı. Yani burada bunlar birbirine paralelken e, bunlar da birbirine eşitse benzerlik oranına bakarsanız benzerlik oranı 1 bölü 2 idi. Buradaki parça 1 tamamı 2. 1 bölü 2. Benzerlik oranının karesi alanlar oranıydı. Yani 1 bölü 4'tü. Ben buraya A dersem tamamının alanı 4A olacak. Buraya da 3A kalacak. O zaman dikkat edin burada 2'ye 2 eşitliği var. Biz burayı üçgenmiş gibi düşünebiliriz. 2'ye 2 eşitliği olduğuna göre yine benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'nin karesinden dolayı alanlar oranı 1 bölü 4'tür. Demek ki burası 3A. Şimdi bundan sonra küçük çembere bakarsanız 60 dereceye A geliyorsa 300 dereceye ne gelir diye bakarız. 60 dereceye A geliyorsa 300 derece ne kadar katı? Ee, 5 katım oluyor? O zaman buraya 5A gelmiş olacak. Bu durumda burası 5A burası 3A. Değerimiz ya 3A bölü 5A'dan 3 bölü 5'tir. Ya da soruya göre 5A bölü 3A'dan... 5 bölü 3'tür arkadaşlar. Soru nereyi soruyorsa. Yani ee, daha farklı olacak şekilde mesela buraya x buraya y ederse x bölü y oranı sorulduğunda 5 bölü 3 olarak gelmiş olur. Bu şekilde sorunun çözümünü bitirmiş oluyoruz. B noktası çeyrek dairenin merkezi AB uzunluğu 6 birim ve boyalı alanlar eşit olduğuna göre BC uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar buradaki boyalı uzun alanlar birbirine eşitmiş. Şimdi AA dedim ben buraya. BC uzunluğunu soruyor bize buradaki uzunluğu sormuş dikkat edelim şuradaki alana da B diyelim çeyrek dairenin alanı A artı B dik üçgenin alanı da A artı B oldu o zaman çeyrek dairenin alanı yani 6'nın karesi çarpı pi çarpı 1 bölü 4 çeyrek daire 1 bölü 4 diyebilirsiniz ya da 90 bölü 360 dediğimiz değer eşit olacak dik üçgenin alanına dik üçgenin alanı da x çarpı 6 bölü 2'ye eşit olacak buradan şunlar gitti arkadaşlar buraya 4 kaldı. Ee, ne yaptı? 36 bölü 4'ten 9 pi eşittir. Buradan devam ettirirsek 3 x eşit oldu. x eşittir 3 pi'ye oldu arkadaşlar. Cevabımız burada d şıkkı çıkmış olur. Etrafı çevrili ABCD dikdörtgeni şeklindeki bahçenin e noktasına 6 santim uzunluğunda bir iple bir koyun bağlanmıştır. Koyunun bahçe dışında otlayabileceği alan en fazla kaç metrekaredir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar bu koyunun bağlı olduğu ipin uzunluğu 6 metre. E burası 2 metre burası 2 metre. Şimdi koyun geldi buradan böyle devam etti. Şuraya 4 metre kadarlık bir taşma oldu. Çünkü toplam 6 metre olduğuna göre 6 metre koyunun otlayacağı alan ipin döndüğü yer burası bu şekilde geldi. E burada şimdi ip bahçenin e, kenarına sarıldığı için Buradan da şöyle gitmiş olacak. 2 birim kadar buraya gitmiş olacak. Buradan da bu şekilde çeyrek daire oluştu. Aynı şekilde buradan da 2 birimlik bir parça olarak geldi arkadaşlar. Buraya kadar gelebilir. Yani koyun bu iple buraya kadar gelebilir. Ne oldu? 2 birimlik çeyrek daire, 4 birimlik çeyrek daire, 6 birimlik çeyrek daire. Aynı şekilde bu tarafa da gidebilir mi? Bu tarafa da gidebilir. Yani burada yine 4 birimlik bir parça oluşacak. Buradan bu şekilde geldi. Buradan aynı şekilde buraya geldi 2 birimlik. Buradan da buraya geldi ve bitirdi. Yani bu taraftan da gelecek, bu taraftan da gelecek. O zaman ne oldu? 2 tane 2 birimlik yarım daire. 2'nin karesi çarpı pi yarım olduğu için bölü 2. artı burada 2 tane 4 birimlik yarım daire, 4'ün karesi çarpı pi bölü 2 artı 6 birimlik yarım daire, 6'nın karesi çarpı pi bölü 2 şeklinde oldu. 4 pi bölü 2'den 2 iki pi geldi. 16 pi bölü 2'den 8 pi geldi. 36 bölü 2'den 18 pi geldi arkadaşlar. Bunları topladığımızda 18, 20, 28 pi'lik bir kısım oluşmuş oluyor arkadaşlar. Toplamda e, koyunun otlayabileceği alan 28 pi olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar. Şek Şekle de bakarsanız kalp şeklinde oldu. Ben de size kalp yapıyorum buradan. Evet arkadaşlar e, bununla alakalı kitabımızdan mutlaka soruları çözmenizi öneririm. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.